السلام علیکم، میں ہوں افیرہ، میں ہوں تحسین، اور آپ دیکھ رہے ہیں افیرہ تحسین ریکشن. بچپن میں ہم نے کارٹون دیکھ رکھے ہیں فلیش، فلیش جو کہ نظر نہیں آتا تھا، اس کی اسپیڈ بہت زیادہ تھی، ہائپر سونک کہا جاتا تھا. اب ترکیہ نے بھی ایک فلیش میزائل بنا لیا ہے جو کہ ہائپر سونک ہے، 20,000 کلومیٹر پر آور، جو کہ میں کہتا ہوں سانس لینے سے بھی زیادہ تیز، دل کی دھڑکن سے بھی زیادہ تیز، بلنک آف این آئے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، جس سے بچنا پاسبل ہے ہی نہیں. تو میں حیران رہ گیا اس کی ٹائٹل پڑھ کے کہ کیا یہ پاسبل ہے. تو پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ ویڈیو میں کیا دکھایا گیا. یعلی و ملی تکنولوژیلری güçlenmeye devam eden Türkiye Cumhuriyeti savunmada tarihe geçecek yenilikçi silah sistemlerini geliştirmeye devam ediyor. Gelişen teknolojiyle birlikte silah sistemlerinin gücü ve yetenekleri katlanarak artmakta. ABD ve Rusya gibi süper güç devletlerin dünyaya hakimiyet kurmak için kullandıkları yeni nesil silah sistemlerini Türkiye Cumhuriyeti de üretmek istiyor. Bu yeni teknolojiye sahip olan ülkeler diğer devletlerin tüm savunmasını işe yaramaz hale getirebiliyor. Dünya üzerinde hiçbir savunma silahının durduramayacağı bu muhteşem silah sistemi görülemiyor ve duyulamıyor. Radara yakalanmayacak kadar hızlı hareket eden bu yenilikçi silah sistemi düşman ülkelerin en büyük kabusu olacak. Evet, hipersonik füzelerden bahsediyoruz. Nükleer olmayan en güçlü silahtan, hipersonik hibrit füzelerden bahsediyoruz. Bu füzeleri geliştirmeye çalışan ülkeler arasında ABD, Rusya, İsrail ve Çin dışında bir ülke daha var: Türkiye Cumhuriyeti. Füze teknolojisi oldukça hızlı ilerliyor. 20. yüzyılın başlarında gelişmeye başlayan füze teknolojisi o zamandan bugüne büyük bir gelişme kaydetti. Özellikle 2. Dünya Savaşı'nın ardından Soğuk Savaş döneminde uzay çalışmalarıyla birlikte füze ve roket teknolojisi zirveye ulaştı. İnsanlığı aya götürmeyi bile başaran roket ve füze teknolojisi bugün geldiğimiz noktada dünyanın hiçbir savunma sistemi tarafından tespit edilemeyecek kadar yüksek hızda uçan platformlara evriliyor. Ülkemiz bugün SOM füzesinden tutun da Bora füzesine kadar farklı özelliklerde füzeler üretiyor. Ancak Türkiye'nin çok daha yüksek hızlara, 15-20 Mach süratlere ulaşması gerektiği için bu konuda farklı teknolojiler geliştirilmesi gerekiyor. Olabildiğince hızlı füzeleri olabildiğince ucuz şekilde üretmek için büyük gayret gösteren Türkiye Cumhuriyeti, bu sayede envantere kazandıracağı hipersonik füzelerin hızlı bir şekilde seri üretimini mümkün hale getirecek ve maliyet etkin bir çözüm olarak yurt dışına ihracat potansiyelini de en yüksek seviyeye çıkartacak. Ancak teknolojimiz henüz o noktaya ulaşmış değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin hipersonik 20 Mach'lara ulaşabilecek kadar yüksek hızlı füzeler geliştirmesi için İki kritik teknolojiyi tamamen yerli ve milli kaynaklarını kullanarak geliştirmesi ve bunları envantere kazandırması gerekiyor. Ramjet motoru ve scramjet motorları. Ramjet motoru, havanın hızlandırılmasıyla çalışan özel bir çeşit jet motoru türü. Ramjet motoru, bir hava girişi, bir yakıt enjeksiyon noktası ve bir itici çıkıştan oluşmakta. Bu motor, yüksek hızlarda çalışabilen bir motor ve normal jet motorlarından farklı olarak hareket eden parçaları yok. Bu motorlar uçak, füze ve hatta uzay araçları gibi yüksek hızlı hava araçlarında kullanılmakta. Ramjet motorları yüksek hızda çalışan motorlar olduğundan ilk hızlanmalarını sağlayacak başka bir itici güce ihtiyaç duyuyorlar. Bu nedenle füze ve diğer hava araçlarında ramjet motorları sıklıkla roket motorlarıyla birleştirilerek kullanılıyor. Roket motoru füzenin hızını arttırıyor ve ramjet motorunun devreye girebilmesini sağlıyor. Ramjet motor teknolojisini kullanarak ses hızının 6 katına kadar ulaşabilen süpersonik füzeler geliştirilebilmekte ve uzun menzillere ulaşılabilmekte. Ancak kıtaları aşacak ve hatta dünyanın her noktasına ulaşacak füzeler geliştirmek için çok daha sofistike, çok daha pahalı ve zor bir teknolojiye daha ihtiyacımız var. Scramjet motorları. Scramjet motoru, havanın süpersonik hızlarda hareket ederken sıkıştırılmadan doğrudan yakılmasıyla çalışan bir jet motoru türü. Scramjet terimi, süpersonik yakıt hava karışımı motoru anlamına geliyor. Scramjet motorları diğer jet motorlarından çok daha hızlı. Şu an kullanabildiğimiz en hızlı yakıtlı motorlar bunlar. Çok düşük hava yoğunluğu olan yüksek irtifalarda
daha hızlı ve verimli çalışan Scram jetler bu sayede uçaklarda, füzelerde ve hatta uzay araçlarında kullanılmakta. Scram jet motorları önceki jet motorlarından farklı olarak havayı sıkıştırmak yerine havayı düşük basınçta bırakıyor ve yakıtı doğrudan süpersonik hızla yakıyor. Bu da motorun daha verimli çalışmasını sağlıyor ve daha hızlı hareket etmesini mümkün kılıyor. Ancak scramjet motorlarının çalışma hızı ramjet motorlarından daha yüksek ve scramjet motorları sadece yüksek hızlarda çalışabilir. Bu nedenle scramjet motorları da diğer motorlar gibi bir roket motoruyla birleştirilerek kullanılıyor. Scramjet motorları havanın süpersonik hızlarda doğrudan yanmasıyla çalıştığından hava akışı kontrolü ve motorun tasarımı oldukça zor ve karmaşık. Bununla birlikte bu motorlar gelecekteki hava ve uzay araçlarında kullanılmak üzere geliştirilmekte olan en verimli ve güncel motor teknolojilerinden birisi. Türkiye'nin ramjet motorlarıyla 5 ila 6, scramjet motorlarıyla da 15 ila 20 max süratlere çıkabilen hipersonik füzeler üretebileceği değerlendirilmekte. Türkiye Cumhuriyeti'nde bu konuda çalışma yapan kuruluşsa TÜBİTAK SAGE. Projeyi geliştiren TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş, TÜBİTAK SAGE'de ramjet testleri için gerekli test altyapısının tamamlandığını açıkladı. Gürcan Okumuş, şu an ramjeti kendi test altyapımızda test ediyoruz. Tabii daha yapılacak işleri var ama test altyapımız olduğu için, mesela biz şu ana kadar herhalde 100'ün üzerinde ateşleme testi yapabilmişizdir. Bu altyapı olmasa çok daha zor imkanlarla, pahalı şartlarda bunu yapacağız. Türkiye bu noktada önemli bir aşama kaydetti. Bu sevindirici bir gelişme ve Türkiye Cumhuriyeti için oldukça kritik bir teknoloji ifadelerini kullanarak Türkiye'nin ramjet motorlarında 100'den fazla ateşleme testi gerçekleştirildiğini ilan etti. Ramjet'ten çok daha zor bir motor olan Scramjet projesinin ramjet tamamlanıp envantere girdikten sonra başlatılması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin öncelikli olarak ramjet motorlarını, ardından da scramjet motorlarını TÜBİTAK SAGE öncülüğüne geliştirmesi ve ardından önce süpersonik, ardından da hipersonik füzelerini geliştirmeye başlaması bekleniyor. Türkiye Cumhuriyeti, savunma sanayinde yeni bir devrimin kapılarını aralayacak olan ramjet ve scramjet motor teknolojileriyle ses hızının 20 katına kadar ulaşabilen, yani yaklaşık olarak saatte 20.000 kilometrenin üzerindeki hızlara çıkabilen akıl almaz füze teknolojilerini geliştirecek. Bu füzeler, düşman hava savunma sistemleri tarafından tespit edilemeyecek kadar hızlı hareket ettiklerinden, hiçbir hava savunma sisteminin ateşleyeceği füzeler bizim hipersonik füzelerimizi yakalayamayacak ve bu da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düşman ordusu karşısında galibiyetini mutlak bir hale getirecek ve garanti altına alacaktır diyelim. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Sizce Türkiye hipersonik füze üretebilecek mi? Yoksa bu teknoloji için biraz daha beklememiz mi gerekiyor? Lütfen herkes yorumunu yazsın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Wow. Amazing. Amazing. Çok güzel değil. Ben de bu zayıfı düşünerek heranım. Ve kim bunu karşılayacak, onun ne hali olacak? और इसका धमाका पहले हो जाएगा और गुजरने की स्पीड बाद में आएगी आवाज जो है जैसे थंडर स्टॉर्म होता है थंडर होता है यानी कि बिजली चमकती है 6 टाइम फास्टर देन 20 टाइम्स नहीं 20000 किलोमीटर था नहीं 20 टाइम्स फास्टर देन लाइट नहीं लाइट नहीं होगा लाइट था साउंड था साउंड हां साउंड था 20 टाइम्स इसी वजह से 20000 उसका वो बताया हुआ वो सुपरसोनिक भी है ऊपर से ऊपर सुपरसोनिक के अलावा वो अपनी मर्जी से टारगेट पे चेंज कर सकता है उसको आप एक ऐसे ऑर्डर कर सकते हैं कि इस गाड़ी को छोड़ो इस टैंक को मार दो इस बंदे को छोड़ो इसको मार दो वो एक किलिंग मशीन है हवा के अंदर वो खुद अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा और जाके उस चीज़ को हिट कर देगा वो क्योंकि आपके साथ कनेक्टेड है हर जगह पर उड़ने के बाद जब वो लॉन्च होता है तो वो सुपरसोनिक पर नहीं होता वो लॉन्च होता है फिर ऊपर जाके फ्लाई करता है कुछ टाइम के लिए आपको टाइम देता है कि आपने अगर अपना डिसीजन चेंज करना है तो आप कर लें जब डिसीजन आप एक दफ़ा लॉक कर दिया तब वो अपनी सुपरसोनिक स्पीड पे आता है जो कि रामजेट के इंजन की बात हो रही थी वो सुपरसोनिक की स्पीड पे आता है और उसके बाद जाके वो टारगेट को हिट करता है वो शिप के ऊपर वो गन्स चला रहे होते हैं लेकिन उनको नज़र ही नहीं आता कि क्या चीज़ आ रही है और जाके वो शिप को तबाह कर देता है तो यही होगा क्योंकि आपको नज़र ही नहीं आएगा ये चीज़ कैसे आप देख सकते हैं स्पीड इतनी तेज़ है ना उसकी आवाज आपको पहुंच रही है ना आपको उसको नजर वो आ रहा है उस उन्होंने ये दिखाया है कि वो गोलियां चला लेते हैं तब तक वो तबाह हो गई थी वो हाँ उसको जाके हिट कर गया था वो
तो एक्यूरेट निशाना, हाँ एक्यूरेट जो है उसकी कम्युनिकेशन, और एक्यूरेट उसकी अपनी एआई सिस्टम जो कि खुद से अपना रास्ता भी चेंज कर सकता है। अगर सामने उसको कोई और चीज़ आ गई है, टारगेट उसके पीछे है, तो वो खुद से अपना रास्ता भी चेंज करेगा, से क्रूज मिसाइल्स करते हैं। तो अमेजिंग टेक्नोलॉजी, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मुबारक हो आप सबको एक दफा फिर से। यस और इसी वजह से पूरी दुनिया, इसी वजह से वो बार बार प्रेसिडेंट दिखा रहे थे, तो वो परेशान है, यानी कि वो कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं। अमेरिकन्स और जो रशियंस हैं, अमेरिकन्स हैं और जो इसराइल है, ये सब जो है इन्हीं चीज़ों के पीछे भाग रहे होते हैं कि हम लोग कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर आए, कुछ नया करके। लेकिन हाँ जब ताकि सब लोग डरे हमसे। हाँ, तो क्योंकि दुनिया को होल्ड करना चाहते हैं ना। लेकिन जो तुर्की इस टाइम कर रहा है, नज़र वहीं से आ रहा है, क्योंकि नज़र आने वाली चीज़ सच होती है, बोलने से कुछ नहीं होता। इस टाइम दुनिया को होल्ड कौन करेगा, या कौन दोबारा से आ सकता है, वो तुर्की इस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका हुआ है। हाँ तो बहुत अच्छी अचीवमेंट और बहुत अच्छी वीडियो, मुझे बहुत खुशी हुई, और मैं डर भी गया हूँ कि इस तरह के वेपन्स सीरियसली बन रहे हैं तो आम इंसान क्या करेगा उससे कुछ करना हो, हाँ क्योंकि उसको तो पता नहीं चलेगा उसके साथ हो क्या क्या है। बिल्कुल तो थैंक यू सो मच, जिन्होंने लिंक शेयर किया, इसको ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इनको जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ हमें भी लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और वीडियोज़ को शेयर किया करें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो के साथ, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने घरों महफूज रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।